Hareketli bir tablodan bahsettik. 94 bin doların da bugün üzerine geldik. Geçtiğimiz haftaya şöyle bir baktığımızda Trump'ın Elon Musk'a Doge başkanlığını, bakanlığını vermesi. Yeni bir bakanlık Doge Başkanlığı oldukça şaşırtıcıydı. Hareketli bir tablo vardı. SSC Başkanı'nı da görevden alırım demişti. Hazine tarafında da bir değişiklik olabilir iddiası. Hepsini konuşacağız. Neler var gündemde? Biraz orayla başlayalım. Nasıl buluyorsun buradaki hareketliliği? Dolayısıyla şimdi baktığımız zaman tabii şu anda haberin kendisi fiyatın kendisi. Bitcoin tarafında 100 bin dolar baremini zorlayan artık yavaş yavaş zorlayan diyebiliriz bence. Çünkü 90 bin doların üzerindeki bir bitcoin büyük ihtimalle hızlı bir zaman dilimi içerisinde 100 bin dolarla kavuşmak isteyecektir. Tabii bunun ana sebepleri içerisinde şu anda baktığımız zaman Trump'ın başa gelmesi yatıyor. Yani Trump Seçim süreci içerisinde o kadar iddialı açıklamalarda bulundu ki, o kadar önemli açıklamalarda bulundu ki tabii Trump'ın başa gelmesiyle beraber şu anda Bitcoin'de bu hikaye satın alınıyor. Sadece Trump değil, Elon Musk yine aynı şekilde ki zaten artık o ikisini birbirinden ayrı değerlendirmemiz çok da mümkün değil. Özellikle kripto paralarla alakalı büyük ihtimalle önümüzdeki süreçte Trump ne kadar farklı bürokratik tarafta isimler geçerse geçsin Kripto para tarafıyla alakalı Trump herhangi bir konuda adım atarken ilk danışacağı isim muhakkak Elon Musk olacaktır ve bu konuda önümüzdeki süreçte kripto para ekosisteminin gerçekten çok şanslı olacağı günlere giriş yapıyoruz gibi gözüküyor çünkü bir yanda Trump bir yanda Elon Musk yani bundan 3-4 sene evvel hayal bile edemeyeceğimiz bir ortamda ABD tarafında şu an kripto paralarda optimist bir hava hakim. Şimdi JP Morgan'dan bir açıklama vardı, bir değerlendirme vardı. Hemen onu ekranlarınıza getirelim, paylaşalım. Bekleyen kripto yasaları hızla onaylanabilir ifadesini kullandılar. Önemliydi. Sek yaptırım uzaklığı yaklaşımını yumuşatarak daha bir işbirlikçi bir tutum benimseyebilir diyor ki Trump'ın da SEC Başkanı Gensler'ı görevden kovacağına ilişkin açıklamaları biz konuşmuştuk. Ripple ve Solana gibi kripto varlıklar için spot ETF beklentileri arttı diyor JP Morgan ama düzenleyici süreçler ilerlemeyi yavaşlatabilir. Net düzenlemeler girişim sermayesi yatırımlarını ve halka arzları artırabilir. Amerika'nın da Bitcoin'i rezerv varlık olarak benimsemesi düşük bir olasılık ifadelerini kullanmışlar. Katılır mısın JP Morgan'a Oytun? Ee, çok büyük oranda katılırım. Ee, yalnız bazı şeyler bana göre üstüne ekleme yaparak ilave edilebilir. Mesela Ripple ve Solana gibi kripto varlıklar için spot ETF beklentileri arttı. Ben Ripple ve Solana ile alakalı zaten spot ETF'lerin kabul edileceğini düşünüyorum. Hmm. Fakat sadece bunlarla da sınırlı kalmayacak çok büyük ihtimalle. Daha farklı altcoin'lerin de spot ETF'lerin kabul edildiğini önümüzdeki süreçte göreceğiz. Zaten bunun net bir şekilde e, işaretleri Trump'ın, e, geri Gensler'ı görevden alacağını net bir şekilde söylemesiyle beraber atılmış oldu. Yani SEK Başkanı çok net bir şekilde hatta kovacağım dedi. İlk yapacağım işlerden bir tanesi onu kovmak olacak dedi. Çok büyük ihtimalle geri Gensler'da Trump'ın Ocak ortasında koltuğa oturmasını beklemeden istifa edecektir diye düşünüyorum. Öyle mi? O zaman kriptolar daha da mı rahatlar? Çünkü Ripple davasıyla da biliyoruz biz Gensler'ı. Evet yani özellikle Ripple e, Gary Gensler'dan çok fazla çekmişti. Hem mahkeme sürecinde hem de yaptığı açıklamalarla beraber Gary Gensler Ripple'ı çok zorlamıştı. ki Zaten baktığımız zaman son süreçte ciddi anlamda fiyatlama yapan altcoin'lerin başında da XRP geliyor. Evet. Gensler'in görevi bırakacağı beklentisiyle beraber. Bu yönüyle bakıldığı zaman bana göre Ripple ve Solana'da spot ETF'lerin kabulünü zaten göreceğiz. Fakat bunlara ek olarak çok daha farklı altcoin'lerde spot ETF'lerde e, onay görmemiz oldukça büyük ihtimal. Orta sen min coin'lerdeki yükseliş nasıl değerlendiriyorsun? Yani Doge coin çok hızlı yükseldi. İki katına çıkan bir rakam gördük. Trump başkan oldu. Çünkü Trump'ın başkanlığı gölgesinde Elon Musk'a da bir görev gelecekti ki Doge bakanlığı geldi. Adı da özellikle gündeme oturan bir isim olarak karşımıza çıktı. Ama min coin'lerin bir projesi sundukları bir vaat hiçbir durum da yok. Sen nasıl okuyorsun orayı? Şöyle, e, şu an bir meme coin çılgın, meme token çılgınlığı var. Aslında uzun zamandır bu var. Hı hı. Yani Trump hikayesi olmadan evvelde meme tokenlarda yukarı yönlü sert hareketler görüyorduk. Aslında bundan önceki boğa rallilerinde de bunu görüyorduk. Yani meme tokenlar altcoin rallileri başlamadan evvel yukarı yönlü sert hareketler yaparlardı. Tabii Doge'u burada bir tık daha ayırmak lazım. Yani Doge artık orada evet MIM token mı MIM token fakat arkasındaki güçler itibariyle hani diğer MIM tokenlardan çok da farklı bir hikaye çizdiğini söyleyebiliriz. Tabii orada şunu söylemek lazım. MIM tokenlarda yükselişler diyoruz ama şu anda e, neredeyse 10 bine yakın MIM token var piyasada. Şimdi bu yükselenler haberlere konu olanlar sadece yükselişi gerçekleştirebilenler. Onun yanında bunların çok büyük bir kısmı da maalesef bazı problemlerle yatırımcılarını baş başa hı hı. bırakmak durumunda kalıyorlar. Çünkü MIM token herhangi bir projesi ciddi anlamda herhangi bir projesi olmadığı için MIM tokenların ister istemez kötü niyetlere bazen konu olabiliyorlar. O yüzden yatırımcıların meme token tarafında bir tık daha dikkatli olması lazım. Çünkü sadece kötü niyet hikayesi de değil. Yani bunlar çok volatil varlıklar. Evet. Ne kadar sert yükseliyorlarsa sert düşüşler de yaşayabiliyorlar. Doşu bundan bir tık daha ayırarak Konuşuyorum Çünkü onun artık hı hı. farklı bir hikayesi var. Elon Musk'ın orada... Elon e, Musk birleşti artık zaten yani o emojisi evet, köpek yani meclisi bile. yani artık Elon Musk'ın kendi çocuğu. <laughs> onun kaderini o belirleyecek bu saatten sonra. Şimdi e, özellikle bir de altcoin'lere ilişkin beklentileri konuşalım. Çünkü Bitcoin'in dominansı hala %60 evet. olduğunu yayına girmeden önce bakayım dedim şöyle %60'larda görüyoruz. E, oldukça yukarılarda çünkü 2021 altcoin rallisine baktığımızda o da %40'lara kadar gerileyen tabii bir tabii, oran vardı bir ki altcoin'ler yükselmiş. Tabii. Şimdi yatırımcı da merak ediyor. Yani eğer bitcoin yatırımcısı değil ya da altcoin'ler üzerinde pozisyonları varsa ne, ne zaman acaba altcoin'ler yükselir? Şimdi şunu söylemek lazım. Bir kere e, önceki boğalardan farklı bir hikaye yaşıyoruz. Neye göre farklı bir hikaye yaşıyoruz? Aslında önceki boğalarda da böyleydi. Yani ilk önce bitcoin dominansı sert bir şekilde yükselirdi. Arkasından o dominans düşüşe geçer altcoin rallisi dediğimiz süreci biz yaşadık. Fakat şu an şöyle bir durum var. Bitcoin tarafında yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Kripto para ekosistemine totalde giren para direkt Bitcoin üzerinden giriyor. Yani ETF'ler üzerinden giriyor. Hatta oraya bir dip parantez açmak lazım. Bitcoin ile beraber bir de biliyorsun Ethereum spot ETF'i evet. var. Oraya giren para bile çok sönük kalıyor Bitcoin'in yanında. Yani şu anda biz net bir şekilde Bitcoin boğası yaşıyoruz. Yani Hı -hı. paranın altcoin'lere girdiği bir sürecin içerisinde değiliz. Bu ne zaman kırılmaya başlar? Şöyle düşünüyorum ben, bana göre buralara kadar gelen Bitcoin artık 100 bin dolarları görmeden çok rahat etmeyecektir. Yani artık rüzgarı da arkasına iyice almış 94 e durumda. 94'e kadar geldiysek 100'e de mi geliriz? E yani çok büyük diyorsun. ihtimalle, bir de yani hani çok büyük bir sürpriz değil gözle. Neden? Yani Bitcoin tarafında zaten 74 bin dolarları görmüştük. Hı hı. Hadi Önceki zirveyi baz alalım 69 bin dolar diyelim. Evet. E yani ABD tarafında Tesla, Trump'ın seçilmesi beklentisiyle bile Yükseldi. Tesla gibi birçok hisse Bitcoin'den daha yüksek evet. oranda yükselişler yaptı. E Bitcoin gibi volatil bir varlığın bu kadar güçlü bir hikayeyle beraber ki hı hı. çok uzun bir ayı piyasasını arkasında bırakmış. Yani Trump çok ciddi anlamda şu anda Bitcoin'i destekliyor. Elon Musk ciddi anlamda destekliyor. E şimdi böyle bir hikaye varken oradan kalkıp %50'lik bir yükseliş yapması hani bence çok da atla deve bir hikaye değil. Ama tabii rüyalarımızı süsleyen uzun yıllardır e, ekosistemin eskileriyle e, alakalı konuşuyorum. Böyle 100 bin dolar e, hikayesi gerçek olacağı için heyecanlıyız. E, birazcık böyle rakamın kendisi büyük ama Bitcoin'in yaptığı yükseliş hani böyle çok da e, şaşırılacak bir yükseliş olduğunu ben açıkçası düşünmüyorum. E, Oytun son olarak şunu soracağım. Yaklaşık bir dakikam kaldı ama e... Özellikle Trump'ın sek başkanlığına getirme getirmeyi düşündüğü birkaç isim de gündemde yer aldığını takip ediyoruz ama bir de Trump'ın medya şirketinin bir kripto platformu evet. satın alabileceğine ilişkin diye. orayı nasıl değerlendiriyorsun? Doğru, e, eskiler çok iyi hatırlayacaklardır. Bak'tan bahsediyoruz, hı hı. E, kendi şirketi, danışmanlık şirketi ciddi anlamda burayla ilgileniyor. Bu çok büyük bir sürpriz mi? Benim için değil. Yani Trump şu saatten sonra zaten öncesinde de buna benzer hikayeler yaptı biliyorsunuz. Yani bir altcoin çıkarttı, işte emlak hikayesiyle alakalı tokenize yoluna gitti. Şu saatten sonra Trump'ın kripto paralarla barışık olmasının yansımasını çok farklı alanlarda net bir şekilde göreceğiz. Ve bu doğru yani böyle bir hı hı. hikaye var böyle onunla ilgileniliyor. böyle bir günden başlıyor var. Oğtun çok teşekkür ederiz teşekkür böyle hareketli ederim. bir günde geldiğin yorumlarını eşlik ettiğin için. Evet.